أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, bir Ramazan-ı Şerif bayramına da ulaşmış olduk. Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun, bu günleri bizlere göstermiştir. Dostlarımızdan, yakınlarımızdan, çevremizden bayrama yetişemeyen bir sürü kardeşimiz, bir sürü insan olmuştur. Biz, bizi bu bayrama yetiştiren Cenab-ı Hakk'a şükretmek mecburiyetindeyiz. Ancak kıymetli kardeşlerim, biz bayramı neden sevinçle karşılıyoruz? Çünkü Ramazan-ı Şerif'in içerisinde ilk 10 günündeki rahmetinden, ikinci 10 günündeki mağfiretinden ve hele hele Kadir Gecesi'nin içerisinde bulunduğu son 10 gününün feyiz ve bereketinden istifade ederek oruçlarımızla, teravihlerimizle, zekat ve fitrelerimizle, yetimlere, fakirlere, yoksullara yaptığımız ikramlarla, iftar sofralarımızla aramızdan doğmuş gibi günahsız, tertemiz, pırıl pırıl olduğumuza inanıyor ve elde ettiğimiz bu temizlikten dolayı bayram ediyor, Rabbimize yaklaştığımızdan dolayı bayram ediyoruz. Elbette kıymetli kardeşlerim, biz hayatımızda günahsız geçirdiğimiz günlerimiz elbette dünyada bayramımız sayılan önemli günlerdir. Dolayısıyla bir daha bayrama kadar biz ömrümüzün içerisinde birçok bayram yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Günahsız geçirdiğimiz günler bizim bayramlarımızdır. Gerçek bayram ise imanla dünyadan ahirete göçtüğümüz gündür. Rabbim hepimize nasip eylesin. İkinci gerçek bayram, Ruz-u Mahşer'de bir takım yüzler pırıl pırıl parlayacak, bir takım yüzler simsiyah olacak. Orada yüzü parlayanlardan, önünde nur ve sağında nur olduğu halde seyredenlerden olabilirsek, bu da bizim ikinci bayramımız olacak. Rabbim her birimize, annelerimize, babalarımıza, aile bireylerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Peki üçüncü bayram nedir? Amel defterleri dağıtılırken kitabını sağ tarafından alan, sol elinden alanlar olacak. İşte orada kitabını sağ elinden alanlar gerçek bayrama kavuşmuş olacaklar. Çok mutlu olacaklar. Efendim buyurun dostlar kitabımı okuyun deyip efendim etrafına gülücük atacaklardır. Rabbim bu bayramı da hepimize nasip eylesin. Bir sonraki bayram kıymetli kardeşlerim, mizanın başında iyilikler tartılacak, ameller tartılacak, iyilikler ve kötülükler tartılacak. Orada iyilikler galip gelince asıl bayram, gerçek bayramın bir tanesi de orada gerçekleşmiş olacak. Ve kıymetli dostlar, Sırat Köprüsü'ne sıra gelince, o Sırat Köprüsü'nden karşıya geçer geçmez hakiki bayram tahakkuk etmiş olacak. En son olarak da cennetten içeri girdiğimizde, Cemalullah'ı seyretmeye başladığımızda bayramın danışkasını yaşamış olacağız. Yüce Rabbim her birimize bu bayramların tamamını nasip eylesin. Annelerimize, babalarımıza, dostlarımıza, yaranlarımıza nasip eylesin. Bütün mümin kardeşlerimize nasip eylesin diyorum. Bu bayramı da pandemi şartları içerisinde geçirdik. Rabbim daha güzel bayramlarda buluşmayı hepimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.